Yaşadığı dönemlerin tutanağı, dergiler yeni bir başlangıç. Türk satranç tarihinden bilgilendirmeler var. Bu derginin içinde evet. İsimler, tanıdık isimler var, önemli isimler var. Buradan dediğimiz gibi eğer detaya da inceleyim istiyorsa Türkiye Satranç Federasyonu'nun sayfasından indirip incelenebilir. Ülkemizin en büyük satranç şöleni yapıldı. Gençlik hamleleri. Ne zaman? 2009'da. Gördüğünüz gibi 23 Ocak 1 Şubat 2009 tarihlerinde üst üste 3. kez Kemer Mimar Otel'de düzenlenen 2009 yaş grupları Türkiye Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarındaki 996 yarışmacı bir hafta boyunca hamle yaptı. Satranç heyecanını doyasıya yaşadı. Evet, tarih Şubat tatili olabilir mi? Evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık değil mi? Evet. Maçlar oynanırken antrenörler de terlemiş. Bakın burada Hamdi Nur Şahin'in fotoğrafı var. Evet. Ve Türkiye Satranç Federasyonu'ndan Altın Çocuklar Projesi. 2009 yaş grupları Türkiye Şampiyonası'nın kapanış töreninden hemen genç ustalar madalyalarla buluştular. Hem de Türkiye Satranç Federasyonu kendilerine verdiği müjde haberlerle yaş gruplarına veda ettiler. Ne yapılmış? Altın Çocuklar Projesi yapılmış. Evet. Kim yapmış bunu? Yanlış hatırlamıyorsak İş Bankası değil mi? Evet. Burada gördüğünüz gibi 12 yaş genelde şu anda hep bilindik isimler değil mi? Evet. Burada da hatıra fotoğrafı çekilmiş. Evet. Bakın burada Ali Nihat Yazıcı Federasyonu'nun Altın Çocuklar adıyla 14 yaş altındaki sporcuları büyük usta olarak yetiştirmek amacıyla yoğun bir programa tabi tutacağını söyledi. Milli takımda artık yabancı uyruklu sporcu oynatılmayacağını açıklayan Yazıcı, Türk milli takımında oynayan büyük usta Mihail Gurevich artık antrenörlük yapacağını kaydetti. Mihail Gurevich arkadaşlar çok güçlü oyuncu değil mi? İş Bankası Yönetim Kurulu ve gazeteciler Altın Çocuklar'la evet biliyorsunuz Türkiye Satranç Federasyonu'na destek veren İş Bankası değil mi? Sponsor, tek sponsor. Ve hatıra fotoğrafı çekilmiş İş Bankası'nda. Evet. Yaşı benim gibi olanlar iyi hatırlar. İş Bankası'nın meşhur bir kumbarası vardır. Evet, o kumbaralar herhalde gizlendi. Gizlendi. Evet, onlar önemli biliyorsunuz. Eskiden bayramlar çok renkli olurdu derler ya işte. Evet. Burada da turnuva derecelere girenler isimleri, ünvanları. Bakın burada 10 yaş genelde Volkan Sevgi. İsimleri incelerseniz şu anda ünvanlı sporcular olduğunu görürsünüz. Ve İş Bankası'na da Satranç Federasyonu'na verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Satranç ve matematik. O kesin matematikçi. Balonla seyahat etmekte olan bir grup yolunu kaybeder ve biraz
alçalarak aşağıdaki bir kişiye yaklaşırlar. İşlerinden biri aşağıya bağırır. Hey, şu anda neredeyiz? Aşağıdaki kişi onlara şöyle bir bakar ve biraz düşünüp dalgın dalgın cevap verir. Bir balonun içinde ve oldukça alçaktasınız. Balondaki adam doğrulur ve arkadaşlarına matematikçi der. Balondaki diğer şahıslar bunu nereden anladığını sorduklarında şöyle yanıtlar. Birincisi çok düşündü. İkincisi söylediği şey kesin olarak doğru. Üçüncüsü bir işe yaramıyor. Matematik gerçekten işe yaramaz mı? Sayıların gereksiz toplam ve çıkarmasından oluşuyor matematik. Çevremizdeki kişilere matematiği neden sevmediklerini sorduğumuzda birçok cevapla karşılaşırız. Bunlardan en yaygınları matematiği gündelik hayatta kullanmadıklarını, matematiğin çok fazla ezberlenecek kuralları, formülleri olduğu ve matematik yapamamanın kendilerini aptal hissettiği gibi cevaplardır. Peki matematik neden sevilmez? Bunun en önemli sebebi ezberdir. Öğrendiklerini hangi alanda kullanacağını bilmeden nedensiz öğrenilen bilgiler tabii ki işe yaramaz gelir. Türev almasını, integral almasını biliyorsunuz ama asansörün günlük yaşamımızı kazandırılmasını, türev ve integral borçlu olduğunu bilmiyorsunuz. Türev nesneleri birbirlerine bağlı değişimini inceler. Bunu bilmeden türev kurallarını bilmenin size hiçbir faydası yoktur. Platon matematik bilmeyen buraya gelmesin yazısını kendi akademisinin kapısına asmıştı. Matematik bilmek bu kadar da önemli mi? Bunun aksine yanıt vermek kargaları bile güldürür. Meteorolojiden fındık üretimine, verim artırımına, golften resim sanatına, hayatın her alanında matematik vardır ve olmak da zorundadır. Bir futbol antrenörü takım analizlerini yapmadan, belli istatistikleri incelemeden saha içindeki görev dağılımına karar veremez. Stratejisini oluştururken de iyi bir satranççı kadar titiz düşünerek kombinasyonlar düşünür. İyi bir futbolcu da sahadaki pozisyonları okurken belli kombinasyonları, belli mesafe ve açı analizlerini matematiksel düşünerek yapar. Stratejisini de bu çerçevede belirler. Atatürk'ün çok sayıda geometri ve matematik terimini dilimize kazandırdığını biliyor muydunuz? Matematiği iyi düzeyde bildiğini tespit ettiğimiz atamızın başarılarında öyle ki saymakla bitmez. Bunun etkisi inkar edilebilir mi? Analitik ve kombinasyonlara dayanmayan bir küçük adım bile başımız olmadık işler açabilir. Bu nedenle matematikten anlamıyorum masalından vazgeçmeliyiz. Üst düzeyde olmasa da yeterli düzeyde bilmek bizi herhangi bir soruna karşı 5-0 bir avantajla mücadeleye başlatır. Bu da sözün bittiği yer olsa gerek. Peki matematiği nasıl sevdirmeliyiz? Bunun yolu çok basit. Nasıl mı? Tabii ki çocuklara satranç öğreterek. Satranç temelde problem çözmemizi sağlayan bir oyundur. Matematik de bir problem çözme yöntemidir. İyi bir problem çözücü olmamız matematikte de iyi olduğumuz anlamına gelir. Satranç ve diğer tüm oyunların bir disiplini vardır. Satrançta hareketler ezberlenmez. Milyonlarca satranç partisinin hamleleri aynı değildir. İster matematik olsun, ister satranç ezberi affetmez. Öyle ki ezberlenmiş bir satranç oyunu ya da çözümü ezberlenmemiş bir matematik problemi hiçbir zaman başarı getirmez. Aksine yaratıcılığı ve zekanın işlekliğini azaltır. Dünyanın birçok yerinde yapılan araştırmalar satranç oynayan öğrencilerin problem çözme becerilerinde ortaya çıkan sıkıntılarının satranç oynamayanlara göre daha az olduğunu göstermiştir. Belki de matematik öğrenimimiz bize matematikle tanışmamızı bir oyun gibi sunsa, matematikten korkmasak daha çok sevmez miyiz? Mutlu bir çift olan matematik ve satranç ile yıldızı barışmayan insanların hayatları çözülmemiş problemlerle dolu olacaktır. Çocuklarımızın matematiği sevmesi için satranca bir şans vermek gerekmez mi? Evet. Aklıma Hababam sınıfının müfettiş sahnesi geldi. Ezber zihniyetini en güzel tasvirleyen
sahne. Bir de önemli bir matematikteki bir bilim adamının başarısının sırrını sorduğunda tekrarın önemini söyledi. Yani bir mağarada damlayan bir suyun kayayı oyduğunu görmesi üzerine sürekli çalışılan, gayret edilen noktada başarı geleceğini söylemiştir. Yani klasik bir söz, 10 bin saat diye bir çalışırsanız o konu hakkında uzmanlaşırsınız diye. Evet, bizim atalarımız da ne demiş? Et tekrarı ahsen velev kâne 180. Yani tekrar iyidir 180 kere de olsa. Sağ olun.